Bey. Merhabalar, nasılsınız? Hoş geldiniz. İyiyiz, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Çok sağ olun bizi burada konuk ettiğiniz için öncelikle. Şimdi yeni bir oluşum. Evet. Siz de uzun yıllar yaptığınız araştırmalar, çalışmalar, tabii farklı ticaret kollarınız da olmuş. Ama dediniz artık simitçi dünyasıyla buluşalım. Evet. Menüyü de bu bölgede yeni oluşan bu binamızın içerisine kavuşturmuşsunuz. Hayırlı olsun diyelim. Teşekkürler. Emeğinize sağlık. Şimdi Ferhat Tatar'ı bir tanıtalım öncelikle ekranlar başındaki izleyicilerimize. Ben 1979 Çorum İskilip doğumluyum. Ankara'da büyüdüm. Evet. Çeşitli eğitim hayatınız oldu biraz şöyle evet, geçişleri. Üniversite hayatım biraz şey hareketli. Evet. İlk önce 2 sene makine mühendisliği okudum. Oradan ayrıldım, işletme okudum. Orayı da bıraktım. En son Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdim. Güzel. Bir 7,5 sene sürdü okul hayatı. Farklı farklı. Neden öyle oldu eğitim hayatı? Biraz herhalde aradığımı bulamadım. Evet. Ya da üniversite hayatını sevdim. Evet, biraz peki, uzasın peki. Istedim. Mezun oldunuz. Daha sonra ticari olarak bir faaliyetiniz oldu mu? Yoksa direkt artık bu sektörle ilgili bir araştırma mı yaptınız? Ticari olarak çeşitli faaliyetlerim oldu. Park, bahçe inşaatları yaptım. Peyzaj işleri yaptım. Evet, güzel. Çeşitli yerlerde kafelerim vardı. Ondan sonra acıma biraz park inşaat işini bitirdikten sonra bir arayış içinde olduk. Evet. Simitçi dünyasını bulduk. Güzel. Yetkililerle görüştünüz, toplantılarınızı yaptınız. Evet. Bu marka tabii büyüyen, gelişen bir marka. Evet. Türkiye genelinde ciddi bir şubeleşme sayısına da var. Gidiyor. Siz de bu halkanın bir zincirisiniz. Evet. Parçasınız. Şimdi burası neresi öncelikle? Bir yeni oluşum dedik. Evet. Ondan burası Ankara'da Çukur Ambar'ın biraz üstündeyiz. Regnum iş merkezindeyiz. Yeni bir yer değil mi burası? Yeni bir yer. Bina 1-1,5 sene oluyor. Güzel. %60 doluluk oranı var. Güzel. Biz bu noktayı seçmemizdeki neden yan tarafımıza bir uluslararası vize merkezi gelecek. Evet. Bayağı hareketli. Günde 1500-2000 başvuru alan bir büyük bir firma. Güzel. Uluslararası. Burada bir döngü olacak. Evet. Bir hareketlilik olacak. Siz dediniz burada İnsanlar geldiği zaman artık kahvaltıdır, yemek olaylarını bizden evet, tedarik etsinler. Peki tesis kaç metrekare bir alana kurdu? Tesisimiz 200 metrekare kapalı, 50-50 önüne arka açık alanlarımız var. Güzel. Oturma kapasiteniz nedir? Kaç kişi var? Oturma kapasitesimiz 90'ın üzerinde 95 kişiye kadar. Güzel. Aynı anda hizmet verebiliriz. Hem arka bahçe bölümü, ön bahçe bölümü var, bir de kapalı alanımız var. Evet. Güzel. Ürünler size nasıl geliyor? Nasıl sunumlar hazırlıyorsunuz? Ürünler bize franchise aldığımız yerden, hepsi A'dan Z'ye oradan geliyor. Evet. Haftada 1-2 gün sevkiyat yapıyoruz. Özel bekletme yerlerimiz evet, var. Evet, soğuk hava depolarımız var. Depolarımız var. Güzel. Oralarda üzerinde saklıyoruz. Oradan sonra artık sunuma geçiyor. Evet. Şimdi simitçi dünyasının güzel bir menüsü var. Menüyü de evet, şöyle tutalım. Menünün de içeriğini açtığımız zaman şöyle, hatta şu baştan gelelim. Şimdi demiş ki burada bizde neler var neler. Evet. Yani şöyle içeriye davet etmiş. Mutluluk. Ne demiş? Mutlu öğünler, gülen yüzler demiş. Evet. Peki, şimdi neler var? Sabah başlayalım şöyle mesaiye. Sabah bütün hamur işlerimiz var. Simitler, poğaçalar, börekler. Yani unlu mamuller. Unlu mamuller. Evet. Kahvaltı çeşitlerimiz var. Güzel. Tostlar var. Evet. Melemenler, ondan sonra sahanda yumurta. Çok güzel. Yok yok yani. Yok yok. Pasta grupları da dahil pasta olmak grupları üzere da var. Bu unlu evet, mamuller tarafı. Peki karnımız acıktı. Siz dediniz ki bu firmayla biz araştırma yaparken aha, zaten en çok dikkat çeken şey yemek bölümü dediniz. Evet. Yemekte neler var? Yemekte de dünya mutfağının en beğenilen, sunumları güzel olanlar, tadı Türklerin damağına yatkın olan her şeyimiz var. Her şey mevcut dediniz. Evet. Uzman bir kadro gerektiriyor. Kaç kişilik bir evet, ekibiniz var? Saat aralıklarımız nasıl? Aşçı başımız var. 2 tane yardımcısı var. Ekibimiz 14, bazen 15-16 kişiye kadar çıkıyor. Güzel. Saat nasıl? Aralıklarımız? Saat sabah 7'de açıyoruz. Akşam 11-12'ye kadar hizmet veriyoruz. Hizmet veriliyor. Gececimiz de var. İsteyenler gece de gelebilir. Gece de gelebiliyorlar. Bunu da buradan söylemiş olalım. Şimdi hedef ne böyle kafanızda? Yandaki dediğiniz gibi uluslararası yerle evet, birlikte ciro ile ilgili bir çalışma herhalde. Evet. Yandaki yer günde 1500-2000'e yakın başvuru alıyor. 2000 insan bayağı ciddi bir rakam. Onların hedefimiz belli bir kısmını burada titizlikle ağırlamak istiyoruz. Evet. Bir de tabii o ciro bölümünde dediğiniz gibi biraz şöyle çıtayı yukarı taşımak evet, büyük hedef. Sadece zaten oraya değil. Sonuçta Ankara'nın her yerinden evet, gelen konuklarınıza
hizmet veriyorsunuz. Veriyoruz. Bu silsile yoluyla tanıtıldıkça da marka değeriniz de artmış oluyor. Evet. Hizmet verirken neye dikkat edersiniz? Ticaret önemli bir şey. İnsan, müşteri memnuniyeti. İlk önce dükkana girerken güler yüz önemli. Ondan sonra titizlikle ağırlamak, temizlik, disiplin, hijyen kuralları. Toplantılar yapıyoruz. Tabii bunları sağlamak için haftada 2 gün toplantı yapıyoruz beraber. Hem idari personelle hem çalışanlarımızla. İstişareler. Evet, çek ediyoruz kendimizi. Aşağıda çok güzel bir mimari var. Evet. Siz bunu kendiniz mi sağladınız? Bayağı bir emek verdiniz herhalde bu konuda. Bizim benim arkadaşım vardı, ilkokul arkadaşım. O da mimar. Onunla beraber karar verdik. Güzel. Ondan sonra önce kara kalemle çizdik. Ondan sonra 3 boyutlu ufak tefek değişikliklerle şimdiki halini aldık. Çok güzel. Size, idari kadronuza, tüm çalışan personelinize başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. İlerleyen zamanda inşallah yeni bir hizmetinizde tekrar buluşmak dileğiyle. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet, değerli Posta Gazetesi'nin izleyicileri, yayınımızın başında aktardığım gibi başkent Ankara'da izledik. Bu yeni oluşumun içerisinde bulunan simitçi dünyasının bölge yetkilisi ve sahibi beyefendi Ferhat Tatar'dan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü Merkez Stüdyo'dan aktarıyoruz. Hoşçakalın.